Merhabalar sevgili hukukçu arkadaşlarım. Ceza muhakemesi kanunu kapsamında, ceza muhakemesi dersi kapsamında geçen bir videoda yer yönünden yetki konusuna başlamıştık. En son yabancı ülkede işlenen suçlarda yetkiyi de incelemiş ve deniz, hava ve demir yolu taşlarından işlenen suçlar kapsamında yetki kurallarını görecektik. Burada kalmıştık yani. İsterseniz bu başlıktan kaldığım yerden devam edelim. Şimdi şöyle ki, öncelikle suç Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt Türkiye dışında iken işlenmiş olması hallerinde geminin ilk uğradığı liman, ilk uğradığı Türk limanı veya bağlama limanında bulunan mahkeme yetkilidir. İki tane kural. Bir, Türkiye'de ilk uğradığı liman mahkemesi ya da bağlama limanının bulunduğu yerdeki ceza mahkemesi yetkili olacaktır. Tekrardan söylüyorum. Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt yani Türk bayrağını taşıma yetkisi olan bir gemi Türkiye dışındayken işlenmiş olması hallerinde geminin Türkiye'de ilk uğradığı liman ya da bağlama limanının olduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. İlk gördüğümüz nokta yetki noktasında buna dikkat edelim. İkinci olarak mesela tren ve uçak gibi yerlerde yani daha doğrusu taşıtlar içerisinde işlenen suçlarda nasıl olacak bu? Bu kapsamda Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile demir yolu taşıtları hakkında da yine aynı kural geçerli. Ya yukarıda bahsettiğimiz ilk uğradığı liman ve bağlama limanı. Bu kapsamda hava ve demir yolu taşıtının ilk uğradığı hava alanı, bu sefer liman yerine hava alanı tabii ki de, ya da istasyon yani demir yolu aracı ise yahut kayıtlı olduğu yerde bulunan mahkeme yetkili olacaktır. Yine yani hepsinde mantık aynı gemi, uçak veyahut tren gibi hava, demir yolu, hava yolu ve deniz yoluyla taşıtlarda işlenen suçlar kapsamında yetkili mahkemenin tespitinde aslında mantık aynı. Türkiye'de ilk uğradığı liman, istasyon ya da havaalanı ve bununla birlikte bağlama limanı, gemilerde bağlama limanı var diyorsun. Deniz hukukundan, deniz ticaretini hatırlayalım. Yahut işte uçaklarda vesaire olduğu gibi Türkiye'de kayıtlı olduğu yerde bulunan mahkemede bu suçların incelenmesi noktasında yetkili olduğu tespit edilmiş kanun ile. Şimdi ülke içerisinde olunca deniz, hava veya demir yolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkili olacaktır. Bu durumlarda suçun işlendiği yer mahkemesi de yetkilidir. Çünkü Türkiye'de işlenmiş bir suç. Yani bu taşlarda ama Türkiye'de işlenmişse bu kere ne oluyor? Ülke içerisinde deniz, hava veya demir yolu taşlarında işlenmiş olan suçlar kapsamında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlar kapsamında bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkili olacaktır. Yani hem suçun işlendiği yer mahkemesi hem de bu taşların ilk ulaştığı yer mahkemesi de bu suçların incelemesi kapsamında yetkili mahkeme olacaktır. Son olarak çevreyi kirletme suçu var. Buraya yazmadım ama onu da söyleyip geçiştirelim. Bu konular önemli. Geçelim yani daha doğrusu. Çevreyi kirletme suçu yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk karasuları dışında işlendiği takdirde suçun işlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahkemesi de yetkili olacaktır. Tekrardan söylüyorum. Çevreyi kirletme suçuna has bir durum bu. Yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından bizzat işlenmişse bu çevreyi kirletme suçu. Bir gemi tarafından Türk karasuları dışında işlendiği takdirde suçun işlendiği yere en yakın yahut geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Bu da çevreyi kirletme suçu kapsamında özellikle ihdas edilmiş bir özel yetki kuralı. Biraz ayrıntı gibi durabilir ama karşımıza çıktığında far görmüş tavşan gibi kalmamamız için tabiri caizse bunları en azından kafamızın bir kenarına not etmek iyi olacaktır. Özellikle test sınavlarında böyle bilgilerin en azından kafamızın bir tarafında bulunması bize çok büyük katkı sağlar. Aa, böyle bir şey hatırlıyorum, bu vardı dedirtir bize. Tabii hukuk fakültesindeki klasik sınavlarımız gibi olursa o zaman bunu ezbere bilmemiz gerekir. Ama bu tür çok fazla ayrıntıya girer mi hocalarınız? Tabii kürsüden kürsüye göre değişir. Bizim kürsümüzde özellikle İstanbul Hukuk'ta kürsümüz kapsamında böyle aşırı derecede detaya girildiğini çok hatırlamıyorum. Özellikle ceza genel, ceza özel, CMK kapsamındaki sorularda böyle çok ayrıntı suçlara çok girilmiyordu ama çok bilinen suçların çok ayrıntısına giriliyordu. Her kürsünün farklı bir yöntemi vardı tabii. Dolayısıyla bu sizin takdirinizde artık bunu ezberleyip ezberlememek ama test sınavları için yine adli hakimlik sınavları için özellikle söylemem gerekir ki bunları kafanızın bir kenarına not etmek her zaman size artı bir değer katacaktır. Şimdi mahkemenin yetkisiz olması, mahkemenin yetkisizliği. Bakın bu kapsamda bunları buraya not ettim.
Kafanız karışmaması için önce kelimesine lütfen dikkat edelim. Neden? Daha önceki videolarda hatırlarsanız CMK kapsamında hakimin reddinden bahsetmiştik. Hakimin reddi mahkemenin yetkisizliğini ileri sürme de olduğu gibi hakimin reddinden ziyade hakimin tarafsızlığını şüpheye düşüren durumdan dolayı hakimin reddini istemek CMK'da biliyorsunuz bir süreye tabi. Tabi hakimin yasaklılığı halleri, tarafsızlığı şüpheye düşüren hallerden dolayı değil de hakimin yasak olduğu hallerden dolayı olsa biliyorsunuz kamu düzeninden olması hasebiyle davanın sonuna kadar her zaman istenebilir. Ama tarafsızlığı şüpheye düşüren sebepten dolayı ileri gelen bir hakimin reddi ihtiyacı doğuyorsa bunu biliyorsunuz ki CMK kapsamında belirli süreler dahilinde isteyebiliyorduk. Neydi onlar? Burada yok. Buradakini karıştırmamanız için söylüyorum. İlk derecede olursa sorgusu başlayıncaya kadar. Bölge Adliye Mahkemesi'nde olursa inceleme başlayıncaya kadar. Duruşmalı işlerde Bölge Adliye Mahkemesi'nde olursa rapor okununcaya kadar. Yine Yargıtay'da olursa yine rapor okununcaya kadar. Yani başlayıncaya, okuyuncaya kadar gibi gidiyor. Eğer tarafsızlığı şüpheye düşünen nedenden dolayı hakim reddiyse denecekse. Çok kafa karıştırabilecek bir nokta olduğu için bunu özellikle izah etmem gerekti. Mahkemenin yetkisizliğini ileri sürmek ihtiyacımız doğduğu hallerde ise CMK kapsamında ilk derece mahkemelerinde duruşmada sanığın sorgusundan önce bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin başlamasından önce bölge adliye mahkemesinde duruşmalı işlerde ise rapor okunmasından önce bu mahkemenin yetkisizliğinin ileri sürülmesi gerekmekte. Görev kurallarında ise biliyorsunuz ki eğer mesela alt mahkeme görevli ama üst mahkeme duruşmaya da başlamış artık bunun gibi alt mahkemeye işin gönderilmesini engelleyecek kanun maddelerinin olması dışında her zaman görev kuralları ileri sürebiliyoruz. Geçen videolarda hatırlayayım üzerinde bayağı durmuştu. Ama CMK'da mahkemenin yetkisizliğini ileri sürürken belirli bazı sürelere yine tabiiz. İlk derece mahkemelerinde tekrar söylüyorum. Duruşmada sanığın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin başlamasından önce, yine duruşmalı işlerde bölge adliye mahkemesinde inceleme raporunun okunmasından önce mahkemenin yetkisizliğinin ileri sürülmesi gerekmekte. Bu kısımda böylelikle görmüş olduk. Peki yetkisizlik kararına karşı hangi yola başvurabiliyoruz? İtiraz kanun yolu biliyorsunuz CMK'ya has özel bir nokta bu. İtiraz kanun yolu mesela İYUK'la mesela itiraz kanun yolu yok. Yine HMK kapsamında itiraz kanun yolu yani mesela CMK'ya özel bir kanun yolu bu. Biliyorsunuz ki işte 7 gün içerisinde ileri sürülür itiraz 3 gün içerisinde kararı veren mahkeme eğer işini düzeltmezse yani verdiği kararı düzeltmezse itirazı inceleme yetkili merciye gönderir. Merci buna ilişkin karar verir vesaire vesaire. Yani itiraz özel bir kanun yoludur. Bu kapsamda CMK'da diyoruz ki yetkisizlik kararlarına karşı mahkemenin verdiği yetkisizlik kararlarına karşı itiraz kanun yolu açık olacaktır. Yetkili olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. Burası da önemli bir nokta. Yani yetkisiz mahkemenin veya yetkisiz hakimin yapılan onlar tarafından yapılan işlemler sadece ve sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. Oysa biliyorsunuz ki görev noktasında olsaydı yani görevsiz mahkemenin kararları olsaydı yeniden yenilenemeyecek olanlar dışından direkt ne olmuş oluyordu? Geçersiz oluyordu, hükümsüz oluyordu ama yetkisizlikten dolayı yetkisiz mahkemenin yaptığı işlemler, mahkeme usul işlemleri kapsamında bunların sadece ve sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz olmayacağını söylemek gerekiyor. Yani yetkisiz hakim veya mahkemenin yapmış olduğu işlemler geçerlidir. Ancak yetkili hakim veya mahkeme isterse bu işlemleri yeniden yapabilecektir. Bunun dışında bir hakim veya mahkeme yetkili olmasa bile gecikmesine sakınca bulunan hallerde yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri de yapabilir CMK kapsamında. Bağlantılı suçlarda yetki. Diğer bir konumuz. Şöyle bir şey var. Her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları ki 2 video öncesine kadar bağlantılı ceza davaların ne olduğunu, bağlantının ne olduğunu uzun uzadıya anlatmıştık artık biliyorsunuz. Her biri değişik mahkemelerin yetkisi içerisinde bulunan bağlantılı ceza davaları yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilebilir. Ama bu yetki kapsamında sadece görev noktasına diyemiyoruz sakın. Yetki kapsamında diyoruz. Eğer birden fazla yetkili mahkemenin yani atıyorum bir tanesi Antep'te, diğeri Antalya'da Asliye Ceza Mahkemelerinin görevine giren iki tane bağlantılı ceza davası var. Bu yetkili mahkemelerden herhangi birisinde bu iki bağlantılı dava birleştirilebilir. Ama yetkili olan bir durum. Görevde farklı biliyorsun. Görevde yüksek görevli mahkeme de birleştiriliyordu. Ama bağlantılı olunca herhangi birisi olabilir. Önemli bir istisna olduğu için söyleyeyim dedim. Bu konuda uyuşmazlık çıkarsa yani diyelim ki
Az önce verdiğim örnek kapsamında Gaziantep, bir yerde Antalya. İki Asya Ceza Mahkemesi aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Bu kere hangi mahkemede birleştirileceğine bu bağlantılı davaların ortak yüksek görevli mahkeme karar verecek, birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa da bu mahkemelerin içerisinde hangi mahkemede birleştirileceğine karar verecek olan ortak yüksek görevli mahkeme. Burası da çok mühim, burayı da iyi bilelim. Bağlantılı suçlarda yetki kapsamında. Umarım buraya notlarınızı alıyorsunuzdur. Çünkü burası çok mühim. Dediğim gibi lütfen PDF'yi aşağıdan indirin. Çok kısa bir, zaten 30 sayfalık, 35 sayfalık bir not. Dur bakalım hemen. Kaç dakika? 30 sayfalık, evet. 30 sayfalık bir not. Yani bir hatta renkli alırsanız ezberlemeniz için daha iyi olur. Kendi elimle hazırladım ki boşluklar da bırakmaya çalıştım. Buralara siz kendi anlayacağınız şekilde notlar alabilin diye. Bu önemli bilgileri lütfen, mesela ortak yüksek görevli mahkeme derken o ortak kısmını, o kelimeyi lütfen böyle yaldızlı yazın ki kafanızı karıştırabilir. Sınavda mesela atıyorum ya, yüksek görevli mahkeme ile ortak yüksek görevli mahkeme ne fark eder demeyin sakın. Çok büyük farklar var arada. Bu kapsamda ortak yüksek görevli mahkeme, o ortak kelimesini yanlış yazmak bize bütün bir sınav kağıdının içerisinde hoca onu gördüğü anda üzerine çizebilir, yapabilirler ki haklar da var. Çünkü çok büyük bir bariz, açık bir hata olur. Böyle notlarınızı lütfen dikkatli almaya çalışın. Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da yine yukarıda bahsettiğim, yani bağlantı suçlarda yetki kapsamında bahsettiğim noktalarda kurallara tabi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer bir küçük başlığımız yetkide uyuşmazlık çıkması halleri. Birkaç hakim veya mahkeme arasında olumlu ya da olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkması hallerinde yine ortak yüksek görevli mahkeme yetkili hakim veya mahkemeyi tespit edecektir. Yine ortak yüksek görevli mahkeme. Ortak yüksek görevli mahkemenin vereceği kararda yine kesin olacak. Yani buna karşı itiraz kanunu olmayacak. Görüldüğü üzere hem görevde hem de yetkide arkadaşlar uyuşmazlık çıkmış olması halinde birkaç hakim veya mahkeme arasında buna ilişkin kararı kesin olarak verecek olan merci ortak yüksek görevli mahkeme olacaktır yine. Son olarak davanın nakli veya başka yerde yapılması. Burası da çok önemli. Hem hakim sınavlarına karşımıza çıkabilen, hem fakülte sınavlarına karşımıza çıkabilen, özellikle test sınavlarının en çok hocalarımızın test sınavları sorulurken, yani bizim fakültede hiç test sınavı olmadı yanlış hatırlamıyorsam, ama bazı fakültelerde var. Yine şu an belki karşınıza çıkıyordur. Adli hakim zaten test sınavından oluşuyor. Yani testlerde karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan, biraz detay ama bilindiği zaman çok basit olan bir konu, davanın nakli veya başka yerde yapılması. Şöyle bir şey var. Yetkili hakim veya mahkeme hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunursa, yüksek görevli mahkeme davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemede nakline karar verecektir. Dikkat edin, ilki bu. Birinci başlığımız, görevini yerine getiremeyecek. Hukuki veya fiili sebeplerle, işte bunu ne örnek verilebilir? Mesela tek hakim var bir yerde, bir mahkeme kapsamında tek bir hakimin bulunduğu bir yerde hakim ölmüş veya ağır bir hastalığa yakalanmışsa, burada ne var? Fiili nedenlerle görevini yerine getiremeyecek olması hali var. Dolayısıyla burada kim karar verecek? Yüksek görevli mahkeme davanın başka bir yerde bulunan aynı derecede bir mahkemenin nakline karar verebilecektir. Veya işte diyelim ki tek hakimli olan bir yerde mahkeme, pardon, hakim reddedildi. Veya hakim çekilmesi gerekti. Bu hallerde ise hukuki bir sebeple davayı görememesi durumu var. Yine bu kere de karşımıza çıkan şey, yüksek görevli mahkeme tarafından davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeden nakline karar verilmiş, karar verilmesi kuralıdır. İlk başlığımız bu. Hukuki veya fiili sebeplerle karar veren yüksek görevli mahkeme. İkinci olarak, kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, bu kereki sebep fiili ve hukuki sebeplerle değil de kamu güvenliği için orada duruşmanın yapılmasının tehlikeli olması. Bu hallerde davanın nakline kim karar verecektir? Adalet Bakanı'nın istemi üzerine bu kere Yargıtay tarafından karar verilecektir. Başka yerde duruşmanın yapılmasına. Bu da bir davanın nakline, daha doğrusu. İşte bu da bu sefer ikinci başlık kapsamında ise davanın nakline sebebiyet veren durum ne arkadaşlar? Kamu güvenliği için duruşmanın orada yapılmasının tehlikeli olması. Peki karar veren kim? Bu sefer Adalet Bakanlığı'nın istemi üzerine Yargıtay karar verecektir. İkinci başlığımız da bu. Üçüncü ve son davanın nakli başka yerde yapılması kuralı da şöyle. Mahkeme fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle, bu sefer de bu davanın nakli kararına vermesine sebebiyet veren de yine güvenlik veya fiili sebepler, bu gerekçeyle duruşmanın, bakın, il sınırları içerisinde, burada dikkat etmeniz gereken nokta bu,
aynı il sınırları içerisinde başka bir yerde yapılmasına karar verilirse mahkeme tarafından bu duruşmanın, bu kere bu duruşmanın bu il sınırları içerisinde başka yerde yapılmasına karar verecek olan bizatihi yine aynı mahkemenin kendisi arkadaşlar. Ama bu karara karşı itiraz yolu açıktır. Dikkat edelim tekrardan. Bu sefer Yargıtay ya da Yüksek Görevli Mahkeme değil, bizatihi o mahkemenin kendisi buna karar veriyor. Aynı il sınırları içerisinde başka bir yerde duruşmanın yapılmasına buna karşı itiraz kalmıyordu. Açık bu üçüncü başlığımız da buydu. Bu 1, 2 ve 3'ü lütfen özel bir yere böyle kaydederim. Sebebi ne? Kim karar veriyor? Tekrardan hızlıca söylemek gerekirse işte hukuki veya fiili sebeplerle olursa yüksek görevli mahkeme. İkinci başlık kapsamında da bulunduğu yerde duruşmanın yapılmasının veya mahkemenin yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli olması hallerinde Adalet Bakanlığı istemi karar verirse Adalet Bakanlığı istemine Yargıtay karar vermesi. Üçüncü olan ise mahkemenin aynı il sınırları içerisinde fiili sebeplerle veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın başka yerde yapılmasını karar vermesi halinde üçüncü başlığımız. Bu üçü de yine yetkiyle alakalı. Böylelikle bu 16 dakika süren video kapsamında da yetki konusunu baştan aşağıya bitirmiş olduk. Ceza muhakemesi kapsamında yetki de bu video ile bitmiş oldu. Gelecek videoda sizlerle birlikte muhakeme şartlarını hızlıca incelemeye devam edeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.